Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam günde 5 defa kıldığımız namazın toplamında 40 rekat var ya, 40 rekatın hepsinde okuduğumuz Fatiha-i Şerife'deki İhdine sıratel müstakim sıratel müstakimle en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim diye devam eden o ayetler de hidayet ehliyle dosdoğru Allah'ın yolunda gidenlerle nefis ve şeytan yolunda gidenler arasındaki kıyaslamayı yapan yine manzum bir şekilde, yani şiire benziyor ama şiir değil, nesire benziyor, nesir de değil, ikisi ortası bir üslup içerisinde Bediüzzaman, daha önce 29. lemadaki ikinci bapta okuduğumuz hakikatlerin şiirimsi tarzını ele almış. Bu son ders, iman ve küfür muvazinin son dersi oluyor. Ama bu akşam tamamlama imkanımız olmayacağı görülüyor. Uzunca biraz. Yarın akşam veya öbür akşam hepsini bitiririz diye. Bu kitap tamamlanmış olur o zaman inşallah. Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Ey yoldaşı hüşdar, uyanık yoldaş! Sırat-ı müstakimin, Kur'an yolunun o mesleki nurani, mesleği. Mağdup ve dalinin, Allah'ın gazabını uğrayan sapıkların, dinsizlerin o tariki zulmani karanlık yolu. Tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz, gel vehmini, hayalini ele al. Hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat ademe, yokluk karanlığına. O mezar-ı ekberi, o şehri pürenbatı bir ziyaret ederiz. Mevtalarla dolu o yokluk alemini bir ziyaret ederiz. Bir kadir-i ezeli, sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allah. Kendi deşti kudretle, kudret eliyle. Bu zulümat-ı kıtadan, karanlık kıtadan bizi tuttu, çıkardı. Bu vücuda bindirdi, gönderdi şu dünyaya. Şu şehri bir lezzetler vermeyen bu dünya şehrine bizi getirdi. İşte şimdi biz geldik şu alemi vücuda. O sahrayı haile, boş sahraya. Gözümüz de açıldı. 6 cihette, yani 6 cihette biz baktık. Evvel istitafkârane önümüze bakarız, sorgulayarak önümüze bakarız. Lakin beliyeler, belalar, elemler, önümüzde düşmanlar gibi tehacüm eder, hücum ederler. Ondan korktuk, çekindik. Yani dünyanın taunu, tufanı, zelzelesi, depremleri, hastalıkları, salgınları, bunları kastediyor bir zaman. Önümüze düşmanlar gibi onlar hücum ediyor. Ondan korktuk, çekindik. Sağa sola, anasır-ı tabaiye, tabi sebeplere bakarız, ondan medet bekleriz. Lakin biz görüyoruz ki onların kalpleri kasiye, yani katı, merhametsiz. Dişlerini bilerler, hiddetli de bakarlar. Ne naz dinler, ne niyaz. Yani bir deprem olduğu zaman sen ne dersen de deprem oluyor. Allah'tan ki saniyeler içinde oluyor. 30 saniye, 40 saniye, en çok 1,5, 1 dakika, 1,5 dakika gibi. Şiddeti yüksekse, 7-7,5, 8'se ortalığı darmadağın ediyor. Yapacak bir şeyin yok. Niye yalvaracaksın Allah'tan başka? Tabii sebepler, tabiat ana bizi kurtar, doğa kanunları bizi kurtar diyecek halin yok ya.
Muztar adamlar gibi, yani zor durumu düşmüş adamlar gibi meyusane ümitsizce nazarı yukarıya kaldırdık. Hem istimdatkârâne medet yardım istercesine ecram-ı ulviyeye, semavi yıldızlara, o kütlelere bakarız. Pek dehşetli tehditkâr da görürüz. Güya birer gülle bomba olmuşlar, yuvalardan çıkmışlar. Hem etrafı fezada pek süratli geçerler. Her nasılsa ki onlar bizlere birbirini dokunmaz. Ger, eğer birisi yolunu kazara şaşırsa, eliyazu billah, o yıldızlardan birisi yörüngesinden çıksa Allah korusun, şu alemi şehadet ödü de patlayacak. Tesadüfe bağlıdır, bundan dahi hayır gelmez. Yani Allah'ı tanımayan imansız insanların güneşten, aydan, yıldızlardan medet umacak bir hali yok ki. Yani bütün hücum eden, düşman gibi olan bütün musibetlere karşı elini kaldırıp güneşe mi yalvarsın? Aya mı yalvarsın? Yıldızlara mı yalvarsın? Yalvarsa ne olacak? Onlar cansız varlıklar, insanı dinlemezler ki. Onun için tabii onların nazarından gökler alemine bakınca bu tablo gözüküyor. Devam ediyor Bediüzzaman. Meyusane, ümitsizce nazarı o cihetten çevirdik. Elim hayrete düştük. Başımız da eğildi. Sinemize saklandık. Nefsimize bakarız, mütalaa ederiz. Kendi iç dünyamıza bakıyoruz. Hariç alemden, gökler aleminden bir medet bulamayınca kendi iç dünyamıza, nefsimize, vicdanımıza bakıyoruz. İşte işitiyoruz. Zavallı nefsimizden binlerle hacetlerin, ihtiyaçların sayhaları, sedaları geliyor. Binlerle fakatlerin enineleri çıkıyor. Teselliyi beklerken tevahhuş ediyoruz, dehşete düşüyoruz, korkuyoruz. Ondan da hayır gelmedi. Pek ilticakârâne vicdanımıza girdik. İçine bakıyoruz, bir çareyi bekleriz. Eyvah, yine bulmayız. Biz medet vermeliyiz, vicdanımıza biz yardım etmeliyiz. Zira onda görünür binlerle emelleri, arzuları, galeyanlı arzular, heyecanlı hissiyat kainata uzanmış. Her birinden titreriz, hiç yardım edemeyiz. O amal, vicdandaki uzun emeller, arzular sıkışmışlar vücudu adem içinde, yokluk içinde sıkışmış kalmışlar. Bir tarafı ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Yani insan vicdanında ezelden ebede yayılan istekler, arzular var. Öyle bir vüsatleri, genişliği var. Ger, eğer dünyayı yutarsa o vicdan da tok olmaz. İşte bu elim yolda, elem veren, acı veren yolda, dalalet, sapıklık yolunda nereye bir başvurduk, onda bir bela bulduk. Zira mağdup ve dalin yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet o yolda nazarendaz. Yani insanlar etrafına Allah'tan bağımsız varlıkları düşündüğü için dinsiz bakış her şeyi insana kötü, berbat gösteriyor. O nazarı biz taktık, bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki mebde ve meadı, yani hem sani ve hem haşri, Allah'ı ve ahireti muhakkaten unutmuşuz. Yani onların nazarıyla geçici olarak bakıyoruz her şeye. Cehennemde beterdir. Ondan, cehennemden daha muhrik, yakıcıdır. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeş cihetten, altı cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet, o haller hem havf ile dehşetten, korku ve dehşete kapılmaktan, hem aciz ve rahşetten, acizlik ve gönül darlığından,
hem kalak ve vahşetten, hem yetim yani yetimlik ve hem yeisten mürekkep, vicdansız vicdanları yakan dehşetli bir haldir dinsizce aleme bakış tarzı. Şimdi her cihete mukabil bir cepheyi alırız, define çalışırız. Evvel kudretimize müracaat ederiz. Vah esefa, ne yazık ki görürüz ki acize, zayıfe, insan gerçekten nihayetsiz aciz ve zayıf bir varlık olarak fıtratı yorulmuş, onu görüyoruz. Saniyen ikincisi, nefiste olan hacatın, ihtiyaçların susmasına teveccüh ediyoruz. Vah esefa, ne yazık ki durmayıp bağırırlar görürüz. Sanisen üçüncüsü, istimdatkârâne yardım istercesine bir halaskarı kurtarıcı için bağırır çağırırız. Ne kimse işitiyor, ne cevabı veriyor. Biz de zannediyoruz her bir şey bize düşman, her bir şey bizden garip, yabancı. Hiçbir şey kalbimize bir teselli vermiyor. Hiç emniyet bahşetmez, emniyet vermez, hakiki zevki vermez. Yani dinsiz adamların iç dünyasına girerek Bediüzzaman empati yapıyor. Onların yerine kendisini koyarak etrafı alemdeki varlıklara baktığı zaman ya da kendisine, nefsine, vicdana baktığı zaman böyle dehşetli bir durumla karşı karşıya olduklarını görüyor. Rabia'nın döncüsü, biz ecram-ı ulviye baktıkça, gökler alemindeki yıldızlara baktıkça, onlar nazara verir bir havf ile dehşeti, dehşet ve korkuyu verir insanın nazarına. Hem vicdanın müzici, rahatsız edici bir tevahuş korku geliyor. Akılsız, evhamsız, yani evhamlarla dolu insanın aklını başından uçuran bir korku hali veriyor. İşte ey birader, bu dalaletin yolu mahiyeti şöyledir. Küfürdeki, inkarcılıktaki zulmeti, karanlığı, manevi karanlığı bu yolda tamam gördük. Şimdi de gel kardeşim, o ademe, o yokluk karanlığına döneriz. Tekrar yine geliriz. Bu kere tarikimiz, yolumuz sırat-ı müstakimdir. Hem imanın yoludur, Kur'an yoludur, Allah'ın gösterdiği yoldur. Delil ve imamımız inayet ve Kur'an'dır. Şehbaz-ı etbar pervaz, yani Allah'ın delili ve bize gönderdiği Kur'an'dır. Bu iman ve hidayet yolunun rehberi. İşte Sultan-ı Ezel'in, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayeti, bak da bizi istedi, kudret bizi çıkardı. Hakikaten bir zamanlar dünyada hiçbirimiz yoktuk. Kendi irademizle gelme şansımız o da yoktu. Fakat zahiri sebepler vesile oldu. Anne babayı vasıta yaptı Cenab-ı Hak. O yokluk karanlıklarından bu dünya memleketine ilk adımımızı attık. Anne karnında bir damla suyken kan pıhtısına dönüştük. Bir çiğnem et haline geldik. Sonra et kemik bebek suretiyle dünyaya geldik. İşte o gün bugündür bu dünyada yaşayıp duruyoruz. Allah'ın iradesi bizim bu dünyaya gelmemizi istemiş, kudretiyle almış yokluktan varlık alemine, dünya memleketine çıkarmış. Lütfen bizi bindirdik kanunu meşiyete, etvar üstünde perdaz. Şimdi bizi getirdi, şefkat ile giydirdi şu hilat-ı vücudu, vücut elbisesini giydirdi. Yani gerçekten insanlar Cenab-ı Hakk'ın dilediği bir zaman diliminde, Allah zamandan mekandan münezzeh ya, bize göre mazi olan bir zaman diliminde yeryüzünde yaratıcı bütün insanların ruhlarını toptan yarattı ve Allah yine dilediği zamanda dilediği insanların vasıtasıyla
bu dünya memleketine bizi çıkardı, bir vücut verdi. Elhamdülillah. İnsan gözü, kulağı, ağzı, burnu, eli, ayağı, iç organlarıyla mükemmel bir varlık olarak yeryüzünde yaşıyor. Ve emanet rütbesini bize tevcih eyledi. Nişanı, niyaz ve namaz. Evet, yeryüzünde Cenab-ı Hak insanı kendisine halife, vekil tayin ederek ona en büyük emanet olan ene denilen cihazı verdi. Allah'ı tanımak, iman etmek ve ibadet etmek amacıyla verilen bu ene denilen benlik cihazını Cenab-ı Hak bize verdiğine göre o emanete riayet etmenin nişanı da namaz kılmamız 5 vakit ve Allah'a dua ederek yalvarmamız. Onun ölçüsü de oymuş yani. Emanete riayet eden insanların yapması gereken en baştaki namaz, niyaz ve diğer ibadetler. Şu edvar ve etvarın, devirlerin, tavırların bu uzun yolumuzda birer menzili nazdır. Yolumuzda tesilat içindir, kolaylık içindir ki kaderden bir emirname vermiş sayfede cephemiz. Ya her insanın hani alın yazısı diyorlar ya, Cenab-ı Hak bu dünyada insanların ne yapıp ne yapmayacağını bildiği için alın yazısı olarak kaderini yazmış. Bir irademizle yaşadığımız bir kaderimiz var, ondan sorumluyuz. Bir de irademiz dışında olan kaderimiz var. Yani hangi coğrafyada yaşayacağımız, hangi anne babada doğacağımız, boyumuz, posumuz, şeklimiz, şemayimiz, bunlar bizim irademiz dışında olduğu için buna ızdırari kader deniliyor. Cenab-ı Hak onu da irademizle yapacağımız kaderi de, ihtiyarı kaderi de yazmış. Alın yazısına yazmış. Her nereye geliriz, herhangi taifeye misafir oluyoruz, pek uhuvvetkârane kardeşçesine istikbal görüyoruz, karşılanıyoruz. Malımızdan veririz, mallarından alırız. İman, Kur'an ve istikamet yolu işte her şeyi insana dost gösteriyor, emniyetli gösteriyor, kardeş gibi telakki ettiriyor. Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşhi ederler, uğurlarlar. Gele gele işte geldik, dünya kapısındayız. İşitiyoruz avaz, sesler. Bak girdik şu zemine. Ayağımızı bastık şehadet alemine. Şehadet alemi görmekte onu, bu madde alemi yani. Şehri ayine-i Rahman. Rahman olanın Cenab-ı Hakk'ın sankesi, bir aynası. Ve gürültühane-i insan, hiçbir şey bilmeyiz. Delil ve imamımız, rehberimiz, önderimiz, meşiyet-i Rahman'dır, Allah'ın dilemesidir, iradesidir. Vekili delilimiz, nazenin gözlerimiz. Gözlerimizi açtık, dünya işini saldık. Hatırına gelir mi evvelki gelişimiz? Garip yetim olmuştuk. Düşmanlarımız çoktu. Bilmezdik hamimizi. Tabi Allah yaratmış diye bakmayınca, kendi sahibinin de varlığından habersiz olunca sahipsiz terakki ediyor. Şimdi nur-u imanla evvelki gelişteki imansız bakış kendisini sahipsiz terakki ediyor. Kendisini garip yetim hissediyor. Her şey kendisine düşman gözüküyordu. Şimdi nur-u imanla, imanın nuruyla, o düşmanlara karşı bir rükn-i metinimiz, sağlam bir temel noktamız, istinadi noktamız, hem himayetkarımız, def eder düşmanları. O iman-ı billah'tır ki en büyük nokta-ı isnat, en sağlam dayanak noktası Allah'a imandır ki ziyayı ruhumuz, ruhumuzun ışığı, hem nuru hayatımız,
hayatımızın nuru, hem de ruhumuz, Subhanallah, ruhumuzun ruhu. Allah'a olan iman ve ona olan dayanmak, istinat her şeyin başı. İşte kalbimiz rahat. Düşmanları aldırmaz. Belki düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda bak da vicdanı girdik. İşittik ondan binlerle feryadı fizar ve avaz. Yani kainatın her tarafına yayılmış olan fikirleri ebede kadar uzanmış arzulanan insan Allah'tan bağımsız her şeye baktığı zaman kendisini sahipsiz telakki ettiğinde o vicdandan binlerce feryadı figan ve gürültülü sesler vicdandan işitiyordu. Ondan belaya düştük. Zira amal, emeller, arzular, istidat ve hissiyat daim ebedi ister, ebedi yaşamak ister. Onun yolunu bilmezdik, bizden yol bilmemezdik, onda fizar ve niyaz. Yani eski yolda, imansız yolunda vicdanın ebede kadar uzanıp giden arzularını, isteklerini karşılayacak bir nokta bulamıyorduk. Şimdi ise, fakat elhamdülillah, şimdi gelişimizde bulduk noktayı istimdat ki daim hayat verir o istidat amale, insanın emellerine, kabiliyetlerine hayat verir. Ta ebedül abadı onları eder pervaz. Yani Allah'a iman edip ona dayanmanın yanında ahirete iman meselesi de insanın bütün istidat ve kabiliyetlerine, arzu ve emellerine medet veriyor. Hem istimdad ediyor, hem ağ bu hayatı içer, hem kemaline koşuyor. O noktayı istimdad, o şevk engiz remzi naz. İkinci kutbu iman ki Allah'a imandan sonra imanın ikinci kutbu ki yani aynen dünyanın iki kutbu olduğu gibi kuzey kutbu var, güney kutbu var ya imanın altı şartında birinci kutbu Allah'a iman, ikinci kutbu da ahirete yeniden dirilişe imandır. Yeniden dirilişi tasdiktir. Saadet-i ebedi, ebedi saadet cennet, o sadefin cevheri, iman bürhanı Kur'an, vicdan insani bir raz. Yani yeniden dirilişin ve ebedi saadet diyar olan cennetin ve cehennemin varlığını delil 2000'den fazla Kur'an'daki ayet-i kerimeler. Birinci delil Kur'an. Bir de işlerin içindeki vicdan o dahi ahiretin varlığına şahit oluyor. Nasıl şahit oluyor? Bediüzzaman diyor ki sözlerde 29. sözde kim kendi uyanık vicdanını dinlese oradan ebed ebed diye haykıran bir sesin feryadını işitecektir diyor. Bütün dünya ona verirse insanın ebedi olan ihtiyacını karşılayamıyor diyor. Madem ki insanda ebedi yaşamak hissi müminde de var, mümin olmayan insanlarda da var. Öyleyse insanın vicdanına ebediyen yaşama arzusunu veren Allah, ebediyen yaşayacağı bir alemi hazır etmiş ki bu duyguyu vermiş. Eğer öyle bir alem hazırlamamış olsaydı, insanı ebediyen yaşamak arzusunu vermezdi. Madem ki her insanda var, öyleyse insan vicdanı ahiretin varlığına kendi başına bir delil teşkil ediyor. Şimdi başını kaldır. Şu kainata bir bak. Onun ile bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim. Her tarafa gülüyor. Nazenin anneni yaz ve avaz.
Hani insan gökler alemine baktığı zaman beni yaratan Allah güneşi de yaratmış. Ayı da yaratmış. Diğer yıldızları da yaratmış. Adeta onları kardeş gibi görüyor. Mahlukiyet noktasında hepimiz biriz. Allah'ın yarattığı varlıklar alemiyiz. Ne güneşten, ne aydan, ne yıldızlardan korkacak bir durum yok ki. Yani her an birisi yörüngesinden çıksa kıyametin kopmasını sebebiyet verir diye. Doğru bu ama kıyametin vaktini Allah tayin etmiş. O zamana kadar kendiliğinden kıyametin kopma şansı yok. Bundan dolayı bir nizam ve intizamın esiri olan gökler aleminin kütleleri olan ecram-ı ulviye, yıldızlar, güneşler, aylar, emir ber nefer hükmünde kıyametin kopma zamanına kadar Allah'a itaat halinde vazifelerini devam ettirecek düşüncesi gökler aleminden korkmaya, dehşet almaya ihtiyaç bırakmıyor. Devam ediyor Bediüzzaman. Görmez misin gözümüz arı misal olmuştur. Her tarafı uçuyor. Kainat bostanıdır. Her tarafta çiçekler. Her çiçek de veriyor ona bir avleziz lezzetli bir su, bir nevi yani. Üsare suyu. Hem ünsiyet, teselli, tahabbübü, sevgiyi veriyor. O da alır getirir. Şehd-i şehadet yapar. Bal da bir bal akıtır. O esrarengiz şehbaz. Allah Allah. Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir teşbih, benzetme yapmış. İnsan gözünü arıya benzetiyor, arıya. Niye arıya benzetiyor? Kelebeklere benzetmiyor. Başka sineklere benzetmiyor. Çünkü arılar bal yapmaya müsait çiçek tarlalarına uçarlar. O çiçeklerin usarı denilen öz sularını emerler. Dönerler kendi kovanlarında bal yaparlar, insanları sunarlar Allah'ın emriyle. İnsan gözü de arı gibi güneşe bakıyor, aya bakıyor, yıldızlara bakıyor, bulutlara, yağmurlara bakıyor, ağaçlara, çiçeklere, Allah'ın yarattığı diğer varlıklara. Onlardaki harikulade sanatları görerek insan gözü bunu görebilirse iman sayesinde maşallah, barekallah, sübhanallah, Allahu Ekber diyerek oradaki şahitleri toplayıp gelip kalp kovanında iman balı yapıyor, iman balı. Onun için gözü arıya benzetmiş Bediüzzaman Hazretleri. Ne kadar güzel bir teşbih yapmış değil mi? Harekat-ı ecrama, yani gökler alemini dolduran o yıldızlar alemine, ya nücum ya şumusa, yıldızlara ve güneşlere nazarımız kondukça ellerine verirler Halık'ın, yaratıcının hikmetini. Hem mahi ibreti hem cilve-i rahmeti alır ediyor pervaz. Güya şu güneş bizlerle konuşuyor. Der, ey kardeşlerimiz, tevahuşla, korkuyla sıkılmayınız. Ehlen sehlen merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin, ben bir mumdar-ı şehnaz. Dünya sarayında ben bir avize olarak Allah tarafından semaya asıldım. Siz misafirleri ben aydınlatmak ve ısıtmakla vazifeliyim diyor, adeta konuşuyor bizden. Ben de sizin gibiyim. Fakat safi, isyansız. Ben isyan etmeden vasfımı yapıyorum ama siz isyan ediyorsunuz Allah'a. Muti bir hizmetkarım ben diyor. İtaatkar bir hizmetkarım. O zat-ı ehad-i samet ki mahz-ı rahmetiyle, rahmetin ta kendisiyle hizmetinize beni musahhar-ı pür nur etmiş, nur lambası haline getirmiş. Benden hararet ziya, güneş diyor ki benden ısı ve ışık size, sizden namaz ve niyaz. Ben akılsız, şuursuz bir mahluk olarak Allah'ın verdiği emri yerine getiriyorum. Isı ve ışığı size veriyorum. Vasfımı yaparak bir nevi ibadet yapıyorum Cenab-ı Hakk'a. Siz de namaz ve niyaz.
Yaparsanız benim gibi itaatkar bir kul olursunuz Allah'a. Yapmazsanız ben itaat eden bir varlık olurum diyor güneş. Siz de Allah'a isyan eden insanlar haline gelirsiniz. Aman ha, dikkat edin diye güneş insanlarla konuşuyor. Böyle bakarsan konuşuyor. Sonra kamera bakın ama bizim aya, yani gökteki aya bakacak zaman kalmamış. Orada bırakalım. Yarın akşam gökteki aya bakarız. Bak o ne diyor bakalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.